Çünkü bu süreçte özellikle Türkiye'de tartışılan konulardan birisi askeri vesayetti. Bu davanın sonucu aslında askeri vesayetin yavaş yavaş kalkmıyor diye bakıyorum. Tabii yani esas güvende daha başka bir süre kalkacak değişik davalarla karşılaştığı askerleri bu adamına sahip çıkacağım. Darbe girişimleri mahkum edilmesi, Türkiye'de askeri vesayetin idaresi, askeri ve mahkeme kararları aktarıyorsanız, sona erdi. Bana tabii ki bu mahkeme kararları Türkiye'nin sonrası tutuşturduğunu, demokrasi görüyorsunuzda, vesayetin ortadan kaldırılması önemli. Öküzlerle kadar. Teşekkür ederim. 34 kişinin beraatı zaten var. Kararlarda borçlar aldın mı? Yani bu ayrıntı. Davadan çıkan hızla kararı özellikle önemli olan cezalardan Dursun Çiçek 16 yıl, gördüğüm milletvekili olan Engin Balan'ın 18 yıl ceza aldı. Çetin Doğan, Ali İbrahim Sosun'a ise 20 yıl ceza aldı. Bu da önemli bir ayrıntı. Toplum Resulü'nün 361 kişiyle akşam saatlerinde düştü aşağıya. Aldık biz onu. Getirdik işte tedavisini yapmak için veterinere götüreceğiz. Hayvan sinir krizi geçiriyormuş. Sinir krizi? Evet. Bu nedenmiş? Vitamin eksikliğinden falan mı? Evet, vitamin eksikliğindenmiş. Ben sanık avukatlarından, Bancı'dan 34 kişinin belası da yine bugünkü davayla birlikte bir karar olduğumuz bir kez daha tekrar edelim. Arkadaşımın söylediğine göre vitamin eksikliği olabileceğini söyledi ama kesin teşhis tabii biraz sürece bırakmak lazım. Daha sonraki süreçte verilen vitaminler sonrasında herhangi bir kırık çıkık yara bere var mı onlar teşhis edilecek. Ama ilk saptamalar bu doğrultuda. Şimdi bu hayvanda B vitamini eksikliğine bağlı olarak sinir sistemi zedeleniyor. Bildiğiniz gibi sinir sisteminin vitamini B vitamindir. B vitamini eksikliğinden dolayı bu hayvanın boyun kasları kasılı kalıyor bir kısmı. Onun için kafası dönmüş oluyor. Bu sebeple buna 2 gün, 3 gün, 4 gün süreyle B vitamin takviyesi yapıldığı takdirde boyunu kısa sürede yerine sağlıklı bir şekilde eski halini alacaktır. Ondan sonra yabani hayvan olması sebebiyle de tarafımızdan tekrar doğaya bırakılacaktır.